Bilgide Konu Çocuk'tan herkese merhaba. Bugün İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Uzmanlık Alanı Öğretim Üyesi Sibel Halfon bizlerle. Hoş geldiniz Sibel Hocam. Merhaba. Hocam şimdi bizim programımızın geleneği olan bir soruyla başlamak istiyorum. Siz bir çocuğu nasıl tanımlarsınız? Zor bir soru. Her çocuk farklı. O yüzden tek bir çocuğu tanımlamam zor. Belki çocukluğu tanımlayabilirim. Benim için çocukluk. Özgürce hayatı deneyimleyebilmek, kendini anlatabilmek, ifade edebilmek. Ben üzerinizde çalışmış olduğunuz bir terapiden bahsetmek istiyorum. Psikodinamik oyun terapisi ne anlama geliyor? Biz bunu halk olarak ne anlayabiliriz bunu deyince? Bu bir teknik. Yani şöyle anlatayım size. Bir klinik psikolog olarak bana çocuklar farklı farklı sıkıntılarla geliyorlar. Kaygılı olan çocuklar var, öfkeli olan çocuklar var vesaire. Belli semptomlar gösteriyorlar. Bir tedavi yöntemi olarak psikodinamik oyun terapisi uyguluyoruz. Burada da yaptığımız çocuğun oyunu kullanarak kendini ifade edebilmesini sağlamak. Oyunda onu sıkan, üzen, kaygılandıran konuları ifade edebilmesini sağlamak. Psikodinamik olması şu açılardan bir farklılık sağlıyor. Oyunda anlattığı konular her zaman onun bilincinde olan konular değil. Yani mesela çocuğa sorduğunuz zaman niye korkuyorsun? Örneğin hayvan fobisi olsun, hayvanlardan korkuyor. Niye korkuyorsun dediğiniz zaman bunu bilmiyor olabilir. Bilincinde değildir, bilinç dışındadır o korkunun nedenleri. Fakat oyun yöntemiyle o bilinç dışında kendisinin farkında olmadığı konuları dile getirebilir. Oyun öyle biraz sihirsel bir yer. Tam kendimizin net olarak bilmediği şeyleri oyunda dile getirebiliyoruz. Biraz rüyalar gibi. Rüyalarda da bazı semboller ortaya çıkar ya, tam ne olduğunu bilmeyiz. Evet, ama bizim için çok anlamlıdır. Oyun da öyle bir şey çocuk için, çok anlamlı. Kendisini sıkan, üzen konuları oyunda anlatabiliyor ve psikodinamik tekniğin, teorinin önemli hipotezlerinden bir tanesi bu korkularının bilinç dışından geldiği. Oyunu kullanarak kendini anlatmasını sağlıyoruz. Bir başka gene psikodinamik terapinin hipotezlerinden biri, bu sıkıntılarının, kaygılarının, semptomlarının çocukluk, yani erken dönemden kaynaklandığı. Genellikle erken döneminde aile ilişkilerinde bazı onu üzen konular, bazı yaşadığı travmatik deneyimler, kayıplar olabilir, sevdiği birini kaybetmesi olabilir. Bazı geçiş dönemleri, işte taşınmalar vesaire. Özellikle erken dönemde yaşanmışsa, çocuk çok hassasken yaşanmışsa onu çok etkiliyor. Ve onların etkisi uzun süre çocukla kalıyor. Belli bir dönemde semptom olarak ortaya çıkıyor. Çocuğun fonksiyonelliğini çok etkiliyor. Oyunda bütün bunları anlatarak, erken dönemdeki bu sıkıntılarını da oyuna yansıtarak onu kendini ifade etmesini sağlıyoruz. Daha sonra da bazı tedavi teknikleriyle psikodinamik terapinin iyileştirmeye çalışıyoruz diyeyim. Yani bunu bir araç olarak belirtebiliriz bir çözüm için. Tabii. Hocam bu projeye şimdi 2016 Mart'ta başlamışsınız. Evet. Ve 2019 Mart'ta da bitirmeyi sonlandırıyorsunuz. Peki tam öyle değil ama netleştirelim. 2016'da başladım. Evet. Peki bu projeye başlamadan önce neler sizi itti? Hani hangi düşüncelerden dolayı, hangi etkenlerden dolayı böyle bir projeye başlama kararı aldınız? Bunları merak ediyoruz. Proje psikodinamik oyun terapisinin etkililiği hakkında. Yani İki tane soru soruyoruz aslında projede. Psikodinamik terapi işe yarıyor mu? İşe yarıyor bundan kasıt çok basitçe ne demek? Çocuk belli semptomlarla geliyor. Bunların belli şiddeti var, düzeyi var. Terapinin sonunda çocukta bir iyileşme görüyor muyuz? Semptomlar ortadan kalkıyor mu ya da şiddetinde azalma var mı? Bir kere bunu araştırıyoruz.
Bundan biraz daha ilginç bir soru. Peki diyelim çocuklar terapiye girdi. Çıktıklarında da iyileşmişler. Güzel. Psikodinamik oyun terapisi işe yarıyor. Niye işe yarıyor? Ne yaptık da iyi geldi çocuğa? Asıl benim araştırmamda anlamaya çalıştığım bu. Psikodinamik terapinin hangi tarafı çocuğa iyi geliyor? Belli tedavi teknikleri uyguluyoruz dedim ya içinde. Çocuğun oyunda kendini ifade etmesini, terapistin çocuğun oyununa dair yorumları, söylemleri mi? Terapist ve çocuk arasında kurulan ilişki mi? O güvenli, çocuğun kendini ifade edebildiği ortam mı? Hangisi çocuğa daha iyi geliyor? Bunları anlamak istiyoruz. Türkiye'de bu konuda hiç çalışma yok. Psikodinamik terapiyle ilgili genel olarak, yetişkin terapisiyle ilgili çok az çalışma var. Bir tanesini Alev Çavdar hocamız gene bizim programımızda yürütüyor. Oyun terapisi ve çocuk terapisinin etkileriyle ilgili araştırma hiç yok. Bu biraz evvel bahsettiğim soruların cevabını ben kendim çok merak ettiğim için. Aynı zamanda bu terapinin uygulanmasında çok önemli gelişmeler sağlayabileceği için bu çalışmaya başladım. Şöyle biraz farklı söyleyeyim sizin tanıtımınızı. 2016'da başladım, evet. Bu bir TÜBİTAK projesi olarak 2016-2019 arası fon aldı. 3 senelik bir fonum var orada. Fakat 2019'dan sonra da inşallah başka fonlarla devam etmeyi düşünüyorum. Ben şunu sormak istiyorum. Bu terapi sürecinde bir çocuk nasıl etkileniyor? Mesela korkusunu dile getirirken nasıl etkileniyor? Korkusu artıyor mu yoksa azalıyor mu? Ya da mesela geçmişte yaşadığı bir yara bahsediyorsunuz. Mesela tabii, bunu ortaya çıkarırken çocuk nasıl etkileniyor? Çok iyi bir soru bu. Şimdi terapinin farklı dönemlerine göre değişiyor tabii. En başta çocuk hemen korkusunu anlatmıyor. Yani siz de bir terapiste gittiğinizde yetişkin olarak kendinizi düşünün. Hemen ortaya koyamıyorsunuz sizin, nedir sizin derdiniz. Hemen söylemek zor olabiliyor, bazen bilmiyorsunuz. Bunu terapist nasıl sağlıyor? Hani çocuğa nasıl konuşturtabiliyor? Konuşma üzerine ilerlemiyoruz. Oyun terapisinden bahsediyorsak ilk ve öncelik olan oyun. Yani mesela ben bir çocukla ne yapıyorum diye soruyorsanız, bir çocuk bana terapiye geldiği zaman benim bir oyun odam var. Büyük bir dolabım var. İçinde de bir sürü oyuncak var. Ona odayı gösteriyorum. Oyuncakları gösteriyorum. Kendimi tanıtıyorum. Sonra ne oynamayı seversin diyorum. Yani güven kazandırıyorsunuz çocuğa diyebiliriz. Hem güven kazandırıyorum hem de ona şunu söylemek istiyorum. Ben seninle oyun üzerinden iletişim kuracağım. Bana oyunda istediğini anlatabilirsin. Ne oynamayı seversin? Burada istediğin şekilde kendini ifade edebilirsin diyorum. Sadece iki kuralımız var. Kendine zarar veremez, bana zarar veremez. Onun dışında istediğini yapabilir orada. Ondan sonra da oyunun da kendini anlatmasını. Çocuğu bıraktığınız zaman zaten oyun oynuyor. İzin verdiğiniz zaman oyun oynamasını oyun oynuyor. Bazı çocukların oyun oynama kapasitesi daha farklı olabiliyor. Ona belki vaktimiz kalırsa gireriz ama genel olarak çocuklar oynuyor. O sorduğunuz korkularını anlatması onu nasıl etkiliyor? O çok önemli bir soru. Şöyle, terapide güvenli bir ilişki yaratılmış olması, çocuğun sizinle o korkuları anlattığı zaman karşısında onu anlayan bir zihin bulacağını hissetmesi, onu anlayan birini bulacağını hissetmesi, o korkuyla yalnız kalmayacağını bilmesi aslında onu rahatlatıyor. Bu korkuyu paylaşabilirim. Ben bununla yalnız değilim. Ben bununla Sibel abla sayesinde ya da Sibel ablayla birlikte baş edebilirim. Bu his olmasını istiyorum çocukta. Tabii ki en başta çıktığı zaman o korku onu tedirgin ediyor, kaygılanıyor. Belki oyununda kesintiler oluyor. Belki o sırada tikleri görüyorum çocukta diyelim bir tiki varsa. Ya da o sırada başka kaygı senyalleri veriyor. Bir kere onlara duyarlı oluyorum.
şu anda belki bunu düşünmek seni korkuttu diyorum. Bekliyoruz. Onun regüle olmasını bekliyoruz. Ondan sonra da benimle bunu anlatabilmesi ve güvende hissedebilmesi için ortamı sağlamaya çalışıyorum ve zamanla daha az korkuyor. Ya ben ülkemizdeki çalışmaları biraz sormak istemiştim ama siz dediniz ki maalesef yok, Türkiye'de yok böyle çalışmalar. Yani şöyle diyeyim size, psikodinamik oyun terapisini uygulayan birçok çok değerli klinisyen var. Klinisyenden kastettiğim hani akademinin dışında klinik olarak çalışmalarında hastalarla bu yöntemi uygulayan bir sürü değerli klinisyen var. Ama biraz evvel sorduğum soruları araştırma kapsamında çalışan bir tek bizim programımız ve benim çalışmam var. Peki nasıl problemlerle karşılaşıyorsunuz? Çocuklarda daha çok nasıl problemler görülüyor? Nerede? Ben kendi kliniğimde mi soruyorsunuz, araştırmada mı? Yok işte. Yani mesela annesini kaybetmiş çocuk çok görüyorum ya da hani ne bileyim hani okulda problemleri olan çocuklar çok görüyorum. Evet. Dışlanmış çocuklar. Evet, dışlanmış da olabilir. Tabii. Genellikle öfke sorunlarıyla gelen çocuklar oluyor. Öfke kontrolünde sıkıntı yaşayan, sınıfta düzeni bozan, vuran, işte kardeşine vuruyor, arkadaşlarına vuruyor vesaire gibi öfkesini ve davranışlarını düzenlemekte zorlanan, biraz evvel bahsettiğim kaygı sorunlarıyla çocuklar geliyor. Kaygı nasıl görünüyor çocuklarda? İşte tikler, epey tik geliştiren çocuklar olabiliyor. Fobiler, işte hayvan fobileri, takıntılar, bir temizlik takıntısıyla, bir düzen takıntısıyla gelebiliyor. Depresyonla yani ağır üzüntüyle gelen çocuklar oluyor. Çocukla depresyon biraz daha farklı görünüyor. Daha çok ilgisini kaybetmiş olabiliyor. Yani çocukta belki çocuk nedir diye sorarsanız gene o soruya geri dönersem doğal olarak ilgi duyandır. İlgisi ketlenmemiş olandır. İlgisi kesilmiş oluyor. Dışı yemek yemeye ilgi duymuyor. İlişki kurmaya ilgi duymuyor. Oyun oynamaya ilgi duymuyor. Bu tip depresif sıkıntılarla gelebiliyorlar. Ekseriyatta böyle bir profil görüyorum ben. Hocam şimdi çocuklara yaklaşımda onların psikolojisinden anlamak, onları anlayabilmek, onlara onun bakış açısından bakabilmek ne derece önemlidir ve ebeveynlerde çoğu zaman bu tarz bilinçler oluşmamış oluyor. Hani onlara çocuk gibi yaklaşıyorlar özellikle ülkemizde. Bunu geliştirmek için, bu bilinci arttırmak için mesela ne yapabilirler? Onlara çocuk gibi yaklaşmaları gerekiyor asıl. Şöyle diyeyim. Araştırmamın bir parçasında da zihinselleştirme diye bir kavram çalışıyorum. Şu anda önemli bir kavram. Başkasının zihnini anlama. Anlamadan da kastettiğim, yani örneğin ben şu an sizin ne düşündüğünüzü bilemem. Duygularınızı bilemem. İsteklerinizi bilemem. Tahmin edebilirim. O tahmin etme aktivitesi çok önemli bir şey. Ebeveynlerin çocuklarla birlikte bunu yapması, yapmaya çalışması çok önemli bir şey. Ne demek istiyorum? Mesela diyelim çocuk aldı, şunu vurdu. Ebeveyn şunu diyebilir ona. Ne kötü çocuksun, bunu devirdin. Ne yaptı? Sadece davranışa baktı. Şey diyebilir ona. Belki bugün okulda kötü bir gün geçirdin. Evet, neden onu yaptın? Atmak istedin. Şimdi bakın, belki bugün okulda kötü bir vakit geçirdin dediğin zaman çocuğun yaşadığı bir şeyi, o sırada görmediğim ama iç dünyasında onu etkilemiş olabilecek bir şeyi onun için düşünmüş oluyorum. Ve sadece davranışta kalmıyorum. Ebeveynlerin belki en önemli yapacağı şeylerden biri bu. Sadece davranışta kalmayıp çocuğun iç dünyasında neler olabiliyor, çocukları tanıdığı kadarıyla, ki yani en iyi ebeveyn tanır çocuğunu. Ben değil, terapisti değil. En iyi ebeveyn tanır. Bu çocuğu ne etkilemiş olabilir? Onun için düşünmek ve bunu davranışıyla bağlayıp çocukla birlikte düşünmek bütün bunları. Belki bilmiyor. Okulda ne olduğunu o gün bilmiyor ama bugün ne olmuş olabilir acaba okulda? Bugün daha öfkeli davranıyorsun.
gibi. Onu öğrenmeye çalışmak aslında bebeğin görevi. En önemlisi o. Merak duymak çocuğun zihnine. Peki nasıl öğrenebilirler? Mesela hani cevap vermiyor, yine şiddetle karşılık veriyor. Hani nasıl onunla iletişim kurmaya çalışabilir o esnada? Sabırlı olarak. Şimdi ilk seferde cevap vermeyecektir zaten. Çok öfkeliyken cevap vermek de zordur. Evet. Bütün bunları aslında ebeveynin çocuk için düşünmesi lazım. Belki o sırada çocuk çok öfkeliyken konuşmak zor. Biraz öfkesinin geçmesini, yatışmasını bekleyip, ya sen biraz evvel çok öfkelenmiştin, ne oldu acaba? Ama o süreyi bile tanımak çocuğa çok önemli. Süreyi tanımak, sabırlı olmak, onun konuşabildiği anda ona yaklaşmak. Belki konuşma değil o çocuğun kendini anlatmaya, evet, değil mi? Çocukla oyun oynamak. Çok basit. Her gün 20 dakika çocuklarıyla oyun oynasınlar. Oyundan da kastım, böyle bir oyun alanı, çocuğun sevdiği oyuncaklar olsun orada. Ama daha sembolik oyuncaklardan bahsediyorum. Mesela işte bir kızma birader değil de, işte mesela küçük figürler olabilir, insan figürleri, hayvanlar, arabalar, doktor seti falan, ne seviyorsa çocuk. Gel birlikte oyun oynayalım. Ne oynamak istersin deyip çocuğun oyununu takip etmek. Ve orada çocuğu, ya benim biraz evvel anlattığım gibi bunu hepimiz, evet, yapabiliriz. Çocuk kendine emin olun anlatacak oyunu. Ben zaten size onu soracaktım. Hani bu terapi evde yapılabilir mi ebeveynler tarafından? Bir de ben şu soruyu eklemek istiyorum Sibel Hanım. Bu terapi süresince belirli öncelikler var mı? Hani sizin bir terapist olarak sorduğunuz başta kaç soru var mı? Çocuğa mı diyorsunuz? Yani çocuğa olabilir. Hani terapi sürecinde olabilir. Ya, hani spesifik mesela, sorular. Hani spesifik sorular. Hani mesela yaşına dikkat ediyorum, cinsiyetine, tabii, dikkat ediyorum hani. Tabii kesinlikle. Gelişimsel o, yani şöyle, cinsiyet çok önemli değil. Hı hı. Ama yaş, yani şöyle, gelişimsel olarak bir çocuğun, mesela 5 yaşında bir çocuğun belli şeylerde bir düzeye gelmiş olmasını beklerim. 10 yaşında bir çocuk bundan farklıdır. Yani çocukta, o kelimeleri kullanmayı sevmiyorum ama yani normal ve normal demeyelim. Bazı alanlarda çocukların zorlanıyor'nun kriteri ne? Ne bekliyorum çocuktan? Ne olabilir ki hani çocuğun gelişiminde burada bir sıkıntı var diyeyim. Yani mesela 2 yaşında bir çocuğun korkularıyla 5 yaşında bir çocuğun korkuları aynı şeyler, evet, değiller. Değil. Tamam. Yani o yüzden de o yaşın gerekliliklerine göre gelişimine bakıyorum. O önemli. Cinsiyete çok bakmıyorum. Şöyle şeylere bakıyorum. Klinik psikolog olarak çalıştığım için gelen sorunun şiddetine bakıyorum. Yani bazı sorunlarla terapide çalışabilirim. Bazı sorunlarda başka preventatif yöntemler gerekebilir. İşte bir psikiyatrik yöntem olabilir gerekirse. Özel eğitim olabilir. Aile sisteminde bir sorun varsa bir tek çocukla çalışmak yetmeyecektir. Hı hı. Bütün aile sistemini içine alan bir terapi yöntemi olabilir. Yani bütün bunlara bakıyorum. Çocuk terapiye, şu anda direkt terapiye almaya uygun mu? Semptomun şiddetine bütüncül bir terapi yapabilmek için başka kimlerle birlikte çalışmalıyım? Ve gelişimsel olarak çocuk nerede? Bütün bunlar değerlendirdiğim konular. Bu 4 soru o zaman, en önemli 4 soru. Bunlar da klinik değerlendirmemde baktığım şeyler tabii. Hocam, psikodinamik psikoterapi süreçleriyle de ilgileniyorsunuz. Hmm. Öncelikle şunu merak ediyorum, bu süreç nedir? Nasıl işler? Hangi yollar izlenir? Ve çocuklara nasıl olumlu etkileri olur bu süreci izlemenin? Biraz evvel bir kısmına değindim. Psikodinamik terapi nedir derken bu biraz ilk sorunuzla benzer gibi. Birkaç, onları özetleyeyim en başta söylediklerimi. Bilinç dışı, yani farkın, semptomun ötesine geçiyoruz. Çocuk farkında olmadığı konulardan ötürü bir sıkıntı yaşıyor genellikle. Yani korkuyor ama niye bilmiyor? Bilinç dışı.
genellikle bu konuların erken çocukluk dönemine dayandığını düşünüyoruz. Ve aile ilişkilerinde, çocuğun ilişkide geliştiğini ve aile ilişkilerinde belli sıkıntılar olduğunu düşünüyoruz. Psikodinamik yöntem de bunları ortaya çıkaran bir yöntem, oyunu kullanarak. Nasıl iyi geliyor mu dediniz? Evet, yani nasıl yollar izliyorsunuz? Çocuklara ne gibi yararlar sağlıyor? Nasıl yol izliyoruz derken ilk ve öncelikli olarak çocuğu izliyoruz. Yani ben çocuğu yönlendiriyorum ama çocuk beni yönlendiriyor diyeyim. Şöyle, çocuğun oyunu, çocuğun oynamak istediği, anlatmak istediği, konuşmak istediği önemli benim için. Kendini ifade edecek ilk ve öncelikli olan o. Ondan sonra benim yönlendirdiğim kısım şöyle oluyor. Mesela bir korkuyla geldiyse, diyelim o korkunun ben erken bir kayıptan olduğunu biliyorum. Çok sevdiği birini kaybetmiş, uzun süre onun yasını tutamamış, şimdi korkular şeklinde geliyor. Bunu düşünerek zihnimde oyundaki belli bazı temalara dikkat ediyorum. Çocuğun dikkatini çekiyorum. İşte bak şuradaki küçük kız da annesini kaybetti. Nasıl hissediyor acaba? Gibi. Çocukla onu sıktığını bildiğim, üzdüğünü bildiğim konuları çalışmaya çalışıyorum. Yani ona yönlendiriyorum. Üzerine oynamasını, konuşmasını sağlıyorum. Duygularını dile getiriyorum. O duyguların neyle alakalı olduğunu birlikte keşfetmeye çalışıyoruz. Nasıl iyi geliyor derseniz kendini anlıyor. İç dünyası genişliyor. İç dünyası esnekleşiyor. O korkan çocuk çok bir yere sıkışmış çocuktur. Kendini ifade etmekte zorlanıyordur. Özgüveni yerine geliyor belki. Özgüveni, özgürlüğü, kendini ifade etme yolu. Bütün bu alanlarda kendini anladıkça açılıyor çocuk. Bu şekilde iyi geliyor diyeyim. Şimdi son bir sorum olacak sizlere, tamam. Sibel Hanım. Ne tarz oyunlar uyguluyorsunuz? Ben bunları biraz detaylandırmanızı isteyeceğim. Tamam. Çünkü uyguluyorsunuz lafını gene değiştiririm. Çocuk ne tarz oyunlar oynuyor diyeceğim. Tamam. Ben yönlendirmiyorum. Bu şekilde soralım. Tabii yani oyuncaklarım ve belli bir orada yani oyuncak seçimi üzerinden yönleniyor çocuk ama her çocuk kendi belirliyor. Neler oynandığını ben size söyleyeyim ama hiç belki aklıma gelmeyen bir oyunda göreceğim klinisyen hayatımda. Onu bilmiyorum. Oyun evimiz var. Oyun eviyle oynuyor çocuk. Oyun evindeki figürlerle aile hayatını anlatabiliyor. Erkek çocuklar 5-6 yaşında arabalar. Arabalar, yarışlar, rekabet. Önde olma, kendini gösterme, diğerini ezme. Daha çekingen çocuklar şeyi seviyor. Bir kum havuzum var, küçük bir kum havuzu. Hani şöyle bu masanın şu kadarı boyunda. Oraya küçük küçük figürler koyarak, ya mesela oraya bir deniz yapıyor. Orada hayvanlar yüzüyor. Bilinçaltını görmeye çalışıyor. Mesela kum iyi bir yöntem bilinçaltını görmek için. Doktor setim var. Onunla çocuk diyelim, bedeniyle ilgili kaygıları olan çocuk, hastalık tarihçesi olan çocuklar çok oynayabiliyor. Küçük bebekler var odada. Mesela bir kardeş geldiği zaman, kardeş kıskançlığı olduğu zaman, anne hamile olduğu zaman, bütün bunlarla ilgili çocuğun yaşadığı deneyimler o bebekler üzerinden canlanabiliyor. Yani odadaki farklı farklı oyuncakları seçerek çocuk hikayeler yaratıyor. Ben özellikle şunu oyna, bunu oyna demiyorum. Odayı gösteriyorum. Belki ne oynamadığım, neyi çok tercih etmediğimi söyleyeyim. Çok kurallı oyunları tercih etmiyorum. Bazı çocuk oynuyor. Evet, bazı çocuk oynuyor. Olabilir ama bazı oyuncaklarla kendini daha çok anlatabiliyor sembolik olarak. Bilinç dışına daha kolay erişebiliyorum ya da daha fazla özgürlük alanı var. Hani bir kızma birader de tabii bir sürü farklı şekilde oynanabilir ama hani belli bazı kurallar var. Ben çocuğun koymasını istiyorum kuralları. Onun iç dünyasına göre oyunun şekillenmesini istiyorum. Anladım.
Bize ayrılan vaktin sonuna geldik Sebel Hanım. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Sonuna çocuğun sonuna geldik. Haftaya aynı bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.